Diyor ki en son tercihim benim seçime CHP listelerinden girmekti. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez dedim ben. Beraber olalım dedim. İyi Parti'ye gittim. Saadet Partisi'ne gittim. DEVA'ya gittim. Sayın Andican, siz zannediyorum o teklifi biliyorsunuz. Yani İyi Parti'ye gittim diyor ya Davutoğlu. Peki gitti, ne teklif etti? Ne yanıt aldı? Biliyordu da sağ seçmenden oy alınamayacağını. O zaman niye bile bile CHP listelerinden girdi seçime? Şimdi, yani bu vekil sayısını almak mıydı hedefi? Bu kadar mıydı? Şimdi bu meseleyi sadece onlar açısından değil, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da meseleye nasıl yaklaştığıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani bunu ayrı ayrı değerlendirir ve son söylenenler üzerinden bir yorum yapmaya kalkarsak o zaman eksik ve yanlı bir yorum yapmış oluruz. Ne demek istediğimi açayım. Şimdi altılı masa, bu işin şeyi altılı masaya kadar gidiyor. Altılı masa kurulurken nasıl kuruldu? İki tane büyük parti, yani büyük kabul edeceğimiz işte Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Öbür tarafta hiç seçime girmemiş, dolayısıyla tabanlarının ne kadar olduğu bile belli olmayan, değil mi? İki tane parti daha ve daha önce seçime girmiş ama seçmen oy sayısı açısından yani %1'lerin civarında gezen iki parti daha. Siz şimdi bir masa kuruyorsunuz ve bu masada diyorsunuz ki bu masada bütün kararlar eşit olarak alınacak, eşit olarak temsil edilecek bu şeyler ve bu kararlar eşit olarak alınacak. Herkesin şeyi, pozisyonu eşittir. Siyaseten eşittir. Şimdi bunu niye yaptınız? Bunu niye yaptınız? Siyasetin doğasıyla uyuşmayan bir şey bu aslında. Yani siyasetin doğasıyla uyuşmayan. Oy oranlarına göre siz belli bir yapılanma yaparsınız. Ona göre bir cepheleşme oluşturmaya çalışırsınız. O zaman için şu söylendi ve doğru da biz de doğru kabul ettik. Neydi? Birbirinden çok farklı dünya görüşlerine sahip, programları farklı olan, işte geleceğe yönelik Türkiye ile ilgili projeksiyonları farklı olan, siyaset yelpazesinin farklı konumlarında bulunan partileri bir araya getirmenin başka yolu yoktu gibi söylendi. Anlatabildim mi? Tamam. Bu böylece başladı diyelim. Şimdi son noktaya geldiğimizde yani Şubat ayına geldiğimizde hala adayın belirlenememiş olmasının getirdiği, gerçekten biraz önce söylendiği gibi, kamuoyunda ciddi bir sıkıntı var söz konusu, değil mi? Ve ısrarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun son noktaya kadar bu konuda ben adayım diye masaya getirmemiş olması, anlatabildim mi? Buradaki sıkışıklığın temel nedenlerinden birisi bu. Ve sonrasında baktığınızda da Sayın Meral Akşener'in de masadan kalktığı dönem için söylemek gerekirse, o da tabii ayrı bir faktör ama ancak o dönemde bir Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden bu partilerin figüre edeceği, seçimlere gireceği şeklinde şeyler söylenmeye başlandı. O dönemde diğer dört partinin kendi aralarında, yani sağ eksenli dört partinin muhafazakar nitelikte muhafazakar milliyetçi kesimden, bunların kendi aralarında bir birliktelik oluşturmak suretiyle ittifak içerisinde ittifak oluşturmaları, %7'ye inmiş olan şeyle de yararlanarak, yani barajdan da yararlanmak suretiyle kendi şeyleriyle böylece seçmen tabanlarının doğrudan doğruya hadiseye katılımlarının sağlanması mümkün idi. Şimdi iki şeyi söyleyeceğim. İki şeyi hatırlatacağım. Ali, yani yiğidi öldür hakkını ver falan diye bizde bir laf vardır ya. Burada tabii yiğitlik söz konusu değil de olayı anlatıyorum. Ali Babacan'ın bir ifadesi var. O dönemde bir ifadesi var. Diyor ki biz tabanımızı, diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani aday olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiremeyiz diyor. Verdiremeyiz diyor. Yani bu zor bir şey diyor. Ben bunu söyledim diyor şeye,
Cumhuriyet Halk Partisi ekibine. Hatta kendi ailemi dahi ikna edemem gibi bir şey söylemişti. Davutoğlu'nun söylediği. Davutoğlu'nun söylediği. Ve bakın ölümcül nokta şu. Beni o zaman o söylendiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleyi nasıl bana göre uygun olmayan bir şekilde çözümlediğine karar verdim. O sözü tekrar hatırlatıyorum. Bakın çok önemli bir sözdür aslında. Diyor ki biz tabanımızı diyor konuştuk diyor bu meseleleri konuştuk. Ben Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına ve Sayın Kılıçdaroğlu'na ben söyledim biz tabanımızı getiremeyiz. Getirmeye imkanımız olmayabilir dedim diyor. Peki. Ve buna rağmen diyor Cumhuriyet Halk Partisi talep etti diyor listelerden girmemizi. Şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Peki o zaman şu soru ortaya çıkıyor. Madem ki kendisinin tabanını getiremeyeceğini söyleyen bir lider orada duruyor. Tabanının ne kadar küçük veya büyük oluşundan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Orada böyle bir lider dururken siz o lideri ve onun 15 tane neyse milletvekilini niye kendi şeyinizden koyarsınız? Onun cevabı da adaylığının onaylanması için olduğu ortada. Tersten bir şey sorabilir miyim? Tam bu sorunun tam tersi. Şimdi ne demiş Sayın Davutoğlu? Biz CHP'ye sağ seçmenin oy vermesini sağlayamıyoruz. Benim de hiç tercihim değildi diyor. Evet, ama... Peki o zaman çok affedersiniz. CHP'ye oy vermeyecek olan o sağ seçmen CHP'nin başındaki kişiye Cumhurbaşkanı adayı olarak nasıl oy verecek? Siz o zaman demek ki sağ seçmenin Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini de biliyordunuz. Peki o zaman neden buna evet dediniz? İşte cevap bu. O vekil pazarlığı. Ve işte, bu vekil pazarlıklarıyla eğer bu Türkiye'nin geleceği perişan edilmişse bu noktada biz sesimizi çıkaracağız. Hiç kimse kusura bakmasın. İşte Sayın Davutoğlu'nun da söylediği şey, hatta hangi televizyondaydı hatırlamıyorum. Yani ben halamı ikna edemiyorum dedi. Evet. Halamı ikna edemiyorum dedi. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuçta 48 milletvekili değil mi? Yanlış aklımda kalmadı bu şeylere verdiği. 39. 48. 39. Hayır, toplam 48 yok, milletvekili. Ha şey, toplam 48 yok mi? Ona bakarsanız 70 civar canım. Hayır. Daha çok sayıda ama seçilenleri evet, söylüyorum. Hı. Yani rakam olarak seçildi. Rakam evet, olarak çok daha listelerde fazla. Listelerde yer verdiği sayı. Listelerde bir 70 tane falan var. Evet. Onu diyorum. Ha, 38 milletvekili mi seçildi? Evet. Toplam 15 30. 15 30 evet. 39. 40 39. 39. Şimdi özellikle tarihin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en aşırı sağcı demek istemiyorum da aşırı muhafazakar ve milliyetçi bir endeks üzerine oturmuş iktidarının olduğu bir Cumhur İttifakı söz konusuyken evet, siz ona gelecek mecliste 39-40 tane daha potansiyel ortak eğer şey yapıyorsanız ve anayasayı değiştirme veya referanduma götürme şeklinde bir zemini teorik olarak da olsa öyle bir şey olmayabilir ama olma ihtimalini bir muhalefetin önde gelen partisi olarak böyle bir zemini yaratıyorsanız şimdi Fikret niye... Bila da söz istiyor uzakta tamam, olmanın hemen, dezavantajıyla hemen kalmasın hemen orada istiyorum. Evet. Böyle bir zemini hazırlıyorsanız şu anda Sayın Davutoğlu bunu mu söyledi? Sayın Babacan bunu mu söyledi? Bunları konuşmadım bence. Bu arada bence... tamamlamayın daha size sorduğum sorunun yanıtını ben merak ediyorum. Sadece Fikret Bila bir söz tamam, istedi. Hayır bir cümlemi bitireyim. Yani bitirmediniz. Bunları konuşuyor olmamızın pratik olarak da siyaseten de hiçbir önemi yok. Bu sadece işte gündemde peki, şey olsun diye konuşulan konular. Yani eğlendim. Evet. Peki Fikret Bila buyurun. Evet Gülde şu saptamayı yapayım diye araya girmek istedim. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun işte sağ seçmen CHP'ye oy vermez yaklaşımı bence seçimden sonra söylenmiş talihsiz bir söz. En son CHP listelerinden girmek isterdim sözü de öyle. O zaman girmeseydi demek lazım. Kimse Sayın Davutoğlu'nu zorla o listelere aday vermeye mecbur etmedi. Bu hani biraz vefasızlık örneği gibi geliyor. İkincisi şu görüşe ben katılmıyorum. Bu görüşe katılmıyorum. Sağ seçmen oy vermez. Şimdi CHP'nin 2018'de aldığı oy %22.
2023'te bu seçimde aldığı oy %25, 3 puanlık bir artış var. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak aldığı oy %48. Yani arada 23 puanlık fark var. Bu 23 puanlık farkın sol seçmen olduğunu düşünmek gerçekçi değil. Bunlar içerisinde önemli ölçüde sağ seçmen vardır ve HDP seçmeni de vardır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu aday oldu, sağ seçmenden hiç oy alamadı gibi bir sonuca varmak doğru değil. Bu bakımdan ben Davutoğlu'nun görüşüne katılmıyorum. Bir iki tane eşik vardı Türk siyasetinde. İşte birincisi, sağ seçmen sola oy vermez. Aslında verebiliyor ikna edilirse. Veya ne bileyim işte Alevi aday çok oy alamaz. Aslında %48 oy almış olması Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu korkuların yersiz olduğunu gösterdi. Bu bakımdan %48 sonucu önemlidir ve anlamlıdır. Diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Belki Ahat Hocam bir dahaki bölümde yanıt verir. Sayın Kılıçdaroğlu'na eleştiri yöneltiliyor. Gayet doğaldır bu. Tarihi bir seçimi kaybetmiş bir liderdir. Büyük çaba sarf etmesine rağmen, çok da yaklaşmış olmasına rağmen bu tarihi seçim kazanılmamıştır. Bu bir yenilgidir. Elbette buradan başarı çıkmaz. Ama şu gerçeği de ifade etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilememesinde, Kılıçdaroğlu'nun bazı hatalarının payı varsa ki vardır, ama aynı zamanda İyi Parti'nin ve HDP'nin de büyük payı vardır. Bunu söylemek lazım. Eğer İyi Parti ve Sayın Akşener'in kamuoyunda oluşturdukları beklentiye uygun oy almaları mümkün olsaydı, yani %15 ila %20 arasında bir İyi Parti görseydik, Kılıçdaroğlu zaten seçilmiş olurdu. O da o zaman altında masanın doğru